geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Dün geceden itibaren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bir yayın durdurma kararıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu Man Adası Gerçekleri adlı belgeselimizin internet sitelerindeki erişimlerini ve sosyal medya üzerindeki yorum ve paylaşımlarını engellemeye başladı. Bu toplumun gerçekleri öğrenme hakkına karşı en ağır saldırılardan biridir. Man Adası Gerçekleri belgeselimizin tamamı mahkeme belgelerinden ve gerçek kayıtlardan oluşmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir karalama, yalan söyleme ve iftira kampanyasına karşı gerçeklerin anlatıldığı belgesel, mahkeme dosyasından alınan belgeler tarafından inşa edilmiştir. Belgeselin durdurulması, Türkiye'de gerçeğe, hakikate tahammülsüzlüğün boyutunu göstermektedir. Biz Man Adası'nda anlatılanlarla ilgili olarak mahkemelere gittik, o mahkemelerde kazandık diye siyasi propaganda yapanlar, ne yazık ki o mahkeme belgelerinin halkla buluşmasını engellemişlerdir. Buna karşı her türlü hukuki işlemi başlattık. Aday gösterilen arkadaşımızın etrafında kenetleniriz. Bizim MYK'mız, parti meclisimiz, bizim en yüksek karar organlarımız, kim aday olursa, hangi arkadaşımız aday olursa, aday olarak ilan edilirse, onun etrafında kenetlenir. İzmir'in Gönder'indeki Cumhuriyet Halk Partisi sancağını, altı oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini hep beraber el ele, gönül gönüle veririz. Bizim aşkımız, sevdamız Türkiye'yedir. Bizim vazgeçilmezimiz ilimizin güçlü ve mamur olmasıdır. Biz umudun başkenti, aydınlığın başkenti, güneşin, Mustafa Kemal aydınlığının güneşinin başkenti İzmir'in başarısı ve üretmesi için üzerimize düşen görevi son çabamızın gayretine kadar devam ettiririz. Orada hiçbir ayrımız gayrımız olmaz. Biz bütün arkadaşlar bir yumruk gibi kenetlendik. Türkiye'nin bugünkü karanlığını dağıtmaya and içtik. Hangi arkadaşımız öncü ilan edilirse onunla beraber bu mücadeleyi sürdürürüz. İsmet Yılmaz gibi müsteşarlık yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, Cumhuriyet'in eğitim kurumlarında yetişmiş bir insanın oy uğruna kendini düşürdüğü duruma inanamadım. Çok ayıpladım. Cennetten tapu satmak, günahları affettirmek, yanmayan kefenler üretmek, Sırat Köprüsü'nden geçecek terlikler. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi kimlik kartını göster, mahşerden kurtul anlayışı bu ülkede dinimize karşı yapılmış en ağır hakaret ve saldırıdır. Bunların hepsi bizim toplumumuzun vicdanında kendini Müslüman olarak addeden bu hepimizin, yurttaşlarımızın gönlünde çok ağır yaralar açmıştır. Biz mutabakatımızı yerelde arkadaşlarımızla birlikte, aday arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü, daha iyi anlatabilmek, aday arkadaşlarımızın başarısını yükseltebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sergileyeceğiz. Bu dayanışmanın, bu birlikteliğin Türkiye'ye karşı girişilen siyasetsizleştirme, Türkiye'ye karşı girişilen bu yönetememe, savrulma olgusunu durduracağına inanıyoruz.